Kızlar şu an deprem oldu. Ay yatıyordum böyle yatakta. Yorumlara. Ay Bismillahirrahmanirrahim. Durdu ama var ya korktum. Anladın mı Gönül? Evet ya. Ay ödüm koptu. Ay geç. Ay geçmiş olsun vallahi. Amin amin amin. Demek ki hayvan anladı ama. Evet. Ay Allah beterinden korusun. Görüşürüz. Yani Allah'ım sen koru ya Rabbi. Elimde telefon vardı. Yorumlarınıza dönüyordum dünkü yorumlara. Neyse ben bir kendime geleyim. Kızlar şimdi kendime bir kahve yaptım. Şöyle bakın. Bursa'da o çektirdiğim kahve. Güzel böyle köpüklü oldu. Ay şöyle koyayım da benim var ya belim öyle ağrıyor. Öyle ağrıyor ki çok ayakta durduğum zaman bu sol tarafım böyle çok kötü baskı yapıyor. Şu kalçamın üzeri. Vallahi inşallah böyle aksi bir durum yaşamam. Şu telefonumu koyayım da az bir şey sohbet edelim. Yüzüm gözüm de şiş arkadaşlar. Sabah sabah böyle bir şeyle uyandık. Depremi hisseden tüm arkadaşlarıma hepimize geçmiş olsun. Allah'ım böyle bir felaket yaşatmasın. İşte sizle konuştuktan sonra işte yatak odasına geçtim. Yani yatağımı toparlayayım dedim. Belgin'im aradı. Aysun dedi böyle dedi. Eşi de aramış. Hani nasılsın iyi misin diye ona da. O arayınca dedi ben anlamadım. Ayakta hani iş yapıyordum dedi anlamadım. Ben de Mikail'i aradım. Mikail ne yapıyorsun dedim hissettim. Yok Aysun hiçbir şey anlamadım. İşte ayakta olanlar çalışanlar demek ki anlamıyor. Dedim Allah razı olsun arkadaşım aradın sordun halimi hatırıma dedim iyiyim dedim ama tabii korktum. Ay Allah'ım o yaşadığımız en sonki o felaketten sonra gerçekten insanların psikolojisi de bozuldu. Allah'ım böyle bir olay böyle bir felaket Rabbim hiçbirimize yaşatmasın. Yelda aradı abla nasılsın dedim ben iyiyim sen nasılsın dedim bak dedim aradın mı dedim işte Yelda. Aradım dedi gayet her şey yolunda. Tabii ki hissetmişler, korkmuşlar. Sonra annem aradı şimdi. Aysu nasılsın? Bayağı bir öyle bir telefon trafiğim oldu. Allah'ım kimseye kötü bir şey yaşatmasın ya Rabbim. Güne de böyle başladık. Depremle başladık. Şimdi haberlerde filan da gösteriyor. İstanbul'dan çok korkuyorum. Böyle bir deprem anında direkt kız kardeşim aklıma geliyor. Ay Mustafa mı arıyor? Bir döneyim ona ben geliyorum. Mustafa anne deprem oldu nasılsın iyi misin? Dedim iyiyim oğlum dedim. Sen nasılsın? İyiyim anne. Anne efendim dedim maçta yenildik. Olsun dedim oğlum canın sağ olsun. Bir daha bir maçı varmış. Basketbol şeyine yazılmış. Basketbola yazılmış. Ondan sonra seçmişler Mustafa'yı. Ay bir de gülüyor ya. Anne diyor yenildik diyor. Dedim olsun oğlum aman canı sağ olsun. Yenilirsiniz de yenersiniz de ne olacak sanki. Ay çocuk beni var öldürüyor yemin ederim. Ay Figen arıyor. Ay baya baya arayan kişiler var. Görüşürüz. Şimdi kahvaltı masamı hazırladım ama kahvaltı masasında benim zeytin var. Süzme peynir var. Çay var. Ve yeşillik var. Şöyle domateslerimi de doğrayayım arkadaşlarım. Sonra evi biraz toparlayayım. Kaç gündür hiç böyle el süremedim eve. Sonra bu hafta hazırlıklarım olacak. Şöyle annemle zaten kete yapacağız. O keteyi de ben size çekeceğim. Kete tarifi geliyor kızlar size. Öyle kete tarifi çekmek istiyorum. Sabahtan erkenden başlarız annemle yapmaya. Şöyle bir 10 tane falan yaparız. İçli de istemişsiniz unlu. Bilmiyorum ki unlu da yapayım mı ki? İster misiniz? Erzurumlular çok yapar. Erzurumlu arkadaşlarım. Su böreğiniz de çok güzel oluyor ya sizin vallahi harika. Zaten eliniz de lezzetli. Ya zaten şöyle bir şey. Doğunun tüm böyle yemekleri, yöresel lezzetleri birbirine yakın. Neredeyse aynı diyebilirim. Tabii ki bazı yemekler var onlar ayrı. Ama doğunun yemekleri güzel oluyor. Hamur işleri falan gerçekten güzel oluyor. Şimdi öyle bir düşünüyoruz annemle. Hatta sabahtan erken kalkarız.
böyle hemen karnımızı doyururuz. Cuma günü şöyle öğlene kadar bitirebilirsek süper. Çünkü cuma günü Mustafa'nın da alışverişi yapılacak. Yavrum en sona kaldı. Vallahi herkes halletti kendini. Bir Mustafa'm kaldı, kuzum benim. Anne diyor, bana almayacak mısınız bir şey? Alacağım alacağım dedim. Şöyle domatesimi, salatamı da ayarladım. Hemen kahvaltıya oturayım. Saat 12 çeyrek geçiyor. Bir an önce bunları makineye, sonra ben şöyle etrafı falan toparlayayım. Görüşürüz canlarım benim. Hemen geleceğim. Mutfağımı toparladım. Ay dur, şu radyomu koyayım. Şimdi de çekeyim. Müzik bir yere kadar dinliyorum. Ondan sonra kafam şişiyor. Kapatıyorum. Bugün böyle temizlik vardı niyetimde. Böyle deprem olunca da bilmiyorum, biraz böyle keyfim de kaçtı. Arayan soran arkadaşlarım çok oldu. Mesaj atanlar çok oldu. Şimdi burayı da toparladım. Süpürdüm, toz aldım. Başka da hiçbir şey yapamadım. Akşam yemeğine girişeceğim. Aslında ben dışarı çıkacaktım. Fakat dışarıda yağmur yağıyor. O yüzden çıkmak istemiyorum. Bir de böyle başımda da hafif de bir ağrı var. O yüzden dedim Aysun, sen şimdi kendine güzel bir kahve yap. Şu lamba da daha takılmadı. Onu Mikail yapacak. Ben yaparım dedi. Ha, ben bu lambayı dur size göstereyim. Geçen bir arkadaş söylemişti. Şimdi bunu ben böyle kısa aldım. Hemen hızlı geçeyim, canınızı sıkmayayım. Bunu da böyle uzun aldım. Bu uzun aldığımın şuralarında böyle tutturma yeri de var. Herhalde bu uzun olduğu için daha böyle düzgün dursun diye. Buradan vidalamayla, nasıl göstereyim? Yani böyle vidayla yaptı oğlum. Vida, dur şöyle yapayım. Vidayla yaptı oğlum. Herhangi bir matkap kullanmadan. Fakat bunu yapamadım. Şimdi Mikail ben bakarım dedi. Şu kısımları da sileceğim. Burada şey vardı. Önceden pilli var ya, lamba onlar. Burayı da sileceğim. Şuraya da hatta böyle almıştık. Artık bakalım bunu yapacak. Böyle arkadaşlar, bütün elektrikçilerde bulabilirsiniz. Böyle özellikle yemek yapan da varsa benim gibi böyle sayfaları tavsiye ederim. Şurada böyle çubuk kalmış, onu da birazdan akıtırım. Şimdi ben size ne diyeceğim biliyor musunuz? Şok olacaksınız. Şunun internetteki satış fiyatı nedir? Hatta bu Nescafe fincanı. Kahve fincanı, sıkı durun. 1950 gram altınla yarışta. Elinizde varsa sahip çıkın. Sakın kimseye vermeyin. Gerçekten kızlar, şaka gibi. Fiyatını gördüm. Hatta şimdi bir video çekeceğim. Bununla alakalı. Bir kahve yapayım. Şöyle duble yapayım. Sabah içtim ama şimdi böyle içmek istiyorum. Biraz böyle kendime geleyim. Hadi bakalım, görüşürüz. Kahvede var ya bir güzel, bir güzel. Keşke şu alttaki kahveyi alsaydım. Onu akıl edemedim. Geçen gün öyle bahar şeyleri, onu filan boşaltırken de yine aynı şekilde boşalttım. Şimdi bunu, bunun Türk kahve fincanı, Yelda'da, kız kardeşimde. Nescafe'de bende. Aslında Türk kahvesi olanı Yelda'dan alsam. Şöyle kahvemizi yapalım. Rengine bakar mısınız? Rengi açık. Şöyle gösterebiliyor mu? Rengi açık, bir de içimi de o kadar güzel ki. Şekersiz içiyorum ben. Vallahi gayet de güzel. Bunu da tükettim. Hazır böyle çekmişti orada, taze taze mis gibi. Hadi kızlar, kahvelerimizi yapalım. Kamera arkası. Vallahi şurada şimdi bir reels yapacağım. Şöyle kahvemi de alayım. Şöyle keyfimi yapayım. Evimi de süpürmüşüm. Tozunu almışım. Havada bu şekilde. Oh mis gibi vallahi. Şuralara ben Mikail'i biliyorsunuz çektirecektim. O şeyler var ya, silikonlardan. Onu hep unutuyoruz. Hep unutuyoruz arkadaşlar. Bir şey dediğim zaman yemin ederim 10 kere 20 kere de söylüyorum. O orada kalıyor. Kocası inşaat içinde çalışıyor değil mi? Mesela ev dekorasyon olsun, tesisatçı olsun. Genelde hanımları şey der ki, yani terzi kendi söküğünü dikemez derler ya. Aynen o mesela. Aysun inan, dışarıda mesela herkesin işine koşuyor. Herkesin işini yapıyor. Ama evde bir musluğu bile sıkmıyor. Bugün yarın falan diyen arkadaşlarım da oluyor. Benimkine de sürekli söylüyorum, şunlara bir silikon çekelim. Çünkü böyle kirli gözüküyor. Gözüme böyle kirli geliyor. Bakalım artık ne zaman yapacak. Ama var ya, şöyle söyleyeyim. Gerçekten çok yoğun çalışıyor. Eve geldiği gibi yemeği yiyor. Şu kanepe koltuğa uzanıyor arkadaşlar. Orada uyuyakalıyor dizilerini seyrederken. Benim eşim dizi seyretmeyi çok sever. Çok seviyor. Ondan sonra cama maç ve dizi.
Sonra yatak odasına geçiyor ve yatıyor arkadaşlar. Sabah kalk, aynen bu şekilde. Dün mesela bir akrabamıza geçmiş olsuna gidecektik. Ona bile gidemedi. Gidemedik yani. Neyse dedi Aysun, nişandan sonra gideriz. Benim var ya şu kısmım çok ağrıyor. Hadi ben kahvemi içeyim, şu Reels'ı ayarlayayım, paylaşayım. Şöyle milyonluk izlenir inşallah. Akşam yemeğini beyaz lahana yapıyoruz. Mikail yine söylenecek. Ay ne yapayım? Kilo almamam gerekiyor şurada. Son artık yani bir hafta diyeyim ben, yok. Bugün pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi. Cumartesiyi sayma, bugünü sayma, 4 gün var. Saymıyorum bakın onları. Sen diyeceksin ki sanki o günler gün değil mi? O günü saymıyoruz. O yüzden sebze yiyoruz bu hafta. Hadi bakalım yapalım. Havuçlu, soğanlı. Kıyma da koymayacağım. Şimdi ona da söyleyeceğim. Yok arkadaşlar. Ya kıyma aslında var da don. Ben böyle çok nasıl diyeyim? Bazı yemekler vardır. Etli gerçekten çok seviyorum. Yani ben zaten babama çekmişim bu konuda. Eti et yani köfte olarak böyle kavurma olarak seviyorum. Yemek de benim için ha varmış ha yokmuş hiç fark etmez. O yüzden ama Mikail için çok şey fark ediyor. Akşama yine hani bunda et, kıyma da var. Niye katmıyorsun? Böyle şöyle söylenecek. Neyse bakalım. Hadi yapalım kızlar. Şöyle en sevdiğim yemek. Yapmasını da çok seviyorum. Çok basit. Kızlar vallahi telefonu böyle koydum. Açın. Şu an iyi gözüküyor. Önlüğümü taktım. Ama yedek önlüğüm yok benim. Yedek önlük lazım bana. Annem dedi sen kumaş al, ben dikerim. Geçen gün kendine dikmiş yine. Rahmetli annemin dikiş makinesi var. Aşağı kömürlüğe mi indirdiler onu? Yoksa yok, evde aynı radonum var. Anneminki aşağı indi. İndi mi şimdi? Yoksa salonda mıydı? Buradan da yanlış bir şey okumuş muyum? Singer. Dikiş makinesi. Annem böyle şeydi, rahmetli annem. Çok güzel etek, gömlek dikerdi. Hatta böyle kalıba koymadan. Şelinelerin gazetelerin üzerinde. Bu perşimen kağıtları mı ne kalıp ne çıkartıyorlardı şimdi. Dikiş bilen arkadaşlarım da. Yani kendi kıyafetini kendi dikerdi. Ben de hiç. Valla dikiş olayında sıfırım. Öyle pek anlamam. Bunları güzel doğrayıp yıkayıp soğanla şey yapalım. Ay dün saat ne yaptı? Keşke bir gün çekseler ama. Neyse ben gittiğimde çekerim. Babaannesinin taklitini yapıyor. Şöyle eğiliyor. Elini de böyle koyuyor. Çünkü babaannesinin geçen bacağı bir rahatsızdı. Dün Yelda'yla kamerada konuşurken böyle eğildi. İki elini arkaya koydu. Şöyle yürüyor kızlar. Bir de böyle yürürken yapıyor. Yani kimse ona bir şey öğretmemiş. Babaannesi öyle rahatsızlanınca demek ki böyle onu şey yap, taklit ediyor. Ya şaka gibi görseniz var ya, gülmekten böyle gözünüzden yaş gelir. İşte bir şey yapayım. Ben size çekeceğim o halini. Dur böyle konuşurken birdenbire böyle belini büktü. İki elini de koydu arkaya. Allah ne hareket yapıyor. Maşallah subhanallah. Benim yavruma. Bana da böyle yapıyor. Böyle yapıyor. Kızım. Bu sefer onunla böyle gittiğimde sırf onunla vakit ayırdım ya. Yani bana olan böyle şeyleri de böyle farklı oldu. Her seferinde gittiğimde temizliktir, şeydir. Çocukla böyle ilgilenmiyordu. Ben de bacımı düşünüyorum. O da böyle işten geldiğinde rahat etsin diye. Ama bu sefer Sarp'la ilgilendiğim için Sarp inanılmaz derecede böyle gerçekten bu sefer daha güzel oldu. Bundan sonra gittiğimde öyle işe mişe pek dalmak istemiyorum. Ne zaman ki böyle okul zamanı oldu. Hani anaokulu ve kreş. Hani öyle olduğu zaman öyle çok işe güce dönerim. Ay her tarafı sıkıcı bu. Kızlar sohbet ediyoruz ama belki bu kısımlar sıkıcı gelebilir size. O yüzden şimdi ben şurayı kapatayım. Yemek yaparken bir araya geliriz. Kahvede içtim. Birazcık iyi geldi bana. Aslında var ben size bu beyaz lahanayı bir iki farklı tarif var.
Bir iki değil, bayağı böyle değişik tarifler var. Yapacaktım ama maalesef yapamayacağım. Sonra yaparız. Zaten ben eğer bu hafta böyle güzel bir şekilde video çekersem öpüp başıma koyarım. Valla yoğunlukta. Ama sizleri videosu bırakmak istemiyorum. Şimdi birazdan Mikail de gelir, Emre de gelir. Şöyle bol acılı, bayağı acılı yaptım. Biber salçası da kattım. O da acı. Seviyorum kızlar bu acılı yemekleri. Aynen bu şekilde kapuskamı yaptım. Bu pirinç hani katmadım. Spagettimiz de hazır. Sonra ben de böyle elime şey aldım. Azıcık kuru yemiş aldım. Birazdan bunun altını kapatırım. Şöyle ocağımı falan da toparladım. Şarj aletimi alayım. Telefonuma şarj da yanmıyor. Şöyle elimde yıkanacak bulaşıkları da yıkadım. Ya bu evi var ya, yemin ederim. Günde bir sabah kahvaltısından sonra bir de akşam yemeğinden sonra iki kere çamaşır suyuyla her tarafımı hallediyorum. Ve böyle içeri geçelim. Şurayı da kapatayım. Kurutma makinem de çalışıyor. Renkliler var. Şöyle oturayım. Azıcık böyle dinleneyim. Zaten birazdan benimkiler de gelir. Vallahi bugün nasıl geçti anlamadım. Oo Mikail Bey. Ne yapıyorsun? Karanlıkta oturuyorum. Hoş geldin. Beni mi çekiyorsun? Evet, seni çekiyorum. Fatura mı geldi? Al hayatım, bu fatura sana ait. Ha. Işığı yak bakayım ne kadar. Işığı yak. 377 TL. Tamam. Ne bu? Şey ne mi? Oldu? Sen ödeyeceksin artık. İlk faturamız budur. Eşim dedi ki sen ödeyeceksin. Seve seve öderim canım. Elektriği de yolla. Suyu da yolla. Bunları ben yatırdım. O sana ait. Yok yok, yolla yolla. Başka var mı fatura? He. He? Ne, ilham mı geldi? Hepsini sen. Oo, bana periler geldi. Mikail'cim elleri de dolu gelmiş. Ay ben ayvayı çok seviyorum. Ay niye? Valla ben onu armut sandım. Sen seviyorsun diye ben sana ayva aldım. Bana bir de bal almış. Bunu nereden aldın? İzmir'de indirimde bunlar. İndirimde. Ama almıyordu kız, dedi ki al dedi, çok güzel bal dedi, istersen al. Kalite yönünden %100. Ben de almıyordum da yani, evet. Şeyleri. Bir de domatesi çok sevdiğim için almış ama bu domatesler hayatım biraz renkleri açık, neyse artık. Evet, bayağı açık. Sen mi seçtin bunları? He. Ha, tamam. En koyuları onlar mıydı? En koyuları onlar mıydı? Ekmeğini almış ve çok acıkmış. Bunu al sen. Ayvayı da al. Şunu da alsana. Yoğurdu da çıkartalım. Biz yemeğimizi yiyelim. Hemen geliyorum. Şimdi burada bir market açıldı. Neydi Mikail bu marketin ismi? Dip. Ha, Dip Market. Buraya geldik. Evde zeytinimiz de bitti ama bu nasıl bilmiyorum. Ben gündeki zeytini çok beğenmiştim. Bilmiyorum, sana bıraktım ama. Böyle çikolatalının fiyatı da. Burada herhalde birkaçlı böyle alımlarda fiyat indirimi oluyormuş. Şöyle helvaların fiyatı da bu şekilde. Antep fıstıklı her zaman daha pahalı oluyor. Neden alıyorsun? Kayınvalidem önceden böyle alırdı köyde. Ay böyle şeyde ısıtırdık köy ekmeğini. Yağdı, reçeldir sürerdik. Ne kadarmış bu? 60 TL. Yok, 4 adet ve üstü bu fiyat. Pardon, normalde bu fiyat. 4 ve adet üstü aldığın zaman fiyat indirimi oluyor. Aha, bunlar da 4 adet ve üstü 13.50 TL'ye düşüyor. Bunlar makarnalar. Bunu al. Spagetti aldın mı? Aldım. Şu uzundan. Bakayım. Ha, ondan al. Üç. Şimdi şunu mu seviyorlar? Yani al. Tamam. Burası böyle iki katlı temizlik ürünleri üst katta. Biz de şimdi buraya geldik.
tuvalet kağıdı, işte deterjan alacağız. Birkaç böyle eksik var. Gördün mü? Şimdi bu dip marketten alışverişimizi yaptık. Normalde 4 adet ürün aldığınız zaman fiyat indirim oluyor demiştim ben size. Hatta makarnalar da uygun fiyata geliyor. Meğerse ama öyle değilmiş. Sadece bunu aldın ya, aynı bundan eğer alırsan indirim oluyormuş. Biz böyle 4 farklı çeşit aldığımız için o yüzden indirim olmadı. Onu da fişte fark ettik. Tekrar sorduk. Ne aldım? Zeytin aldım arkadaşlar. Tuvalet kağıdı aldım. Yumurta aldım. Birkaç bir ürün daha aldık. Çıktık. 400 TL üstü ödedik herhalde. Şimdi bunları ben yerine koyayım. Hemen kilere götüreyim. Yumurtayı da buzdolabına, zeytini de kabına boşaltayım. Şöyle çayın yanına mısır patlattım arkadaşlar. Ama bu aldığımız mısırlar hiç güzel değil. Dur, ben bunu sonra alırım. Gelsene Mikail. Bu mısırları hiç beğenmedim. Sıcak değil ki. Yok be, ben tutabiliyorum. Sen şöyle tut, ben şey yapayım. Oo, hayatım çok sıcak bu. Hayatım, aha bak, ben tutuyorum bak. Sen ne kadar şeysin. Mutfakta öyle bir mısır koktu ki Mikail. O ne, çekirdeğim mi? Ama onun sen nereye dökeceksin? Şeyini getirmemişsin. Bulurum bir tabak. He? Bulurum bir tabak. Mikail Bey, sohbetlerinizi özledik ya. Bugün tıraş da olmuş kocam. O saatler olsun. Mersi canım. Altını sen alsana. Tamam, sen de. Batından yaralanmış. Ayşen Karaciğer'in altından gelip damarları zedelemiş. Kızlar bakın, şuradan filizler çıkmış, bibikler çıkmış. Sen kitapları okuyor musun bu arada? Okuyorum bazen. Aa. Hı-hı. Diğerini? Sen kesinlikle o tarihlerde yaşamalıydın. Aynen, ben olsun. Acaba ne olurdun? Vezir mi olurdun? Vezir olurdum. Yo, vezir mi olurdun? Asker mi olurdun? Bilemem. Yoksa padişah mı olurdun? Ha? Bu akşam da yine tarihi bir filmimiz. Aynen arkadaşlar, yeni bölüm. Ben dizilere hakim olmadığım için ne nedir, kimdir hiçbir fikrim yok. Ama yine de bazı dizilere bir aşinalığım oluyor ama. Özellikle mesela? Gönül Dağı. Çok hüzünlü bir şekilde edit yapıyorum o bunu gün. Herkes izliyor. Sen nasıl onu izledin? Herkes izliyor. O gün şeye gittik ya. Ayşenur'un yengesinin evine. Mevlanur. Onlar da izliyorlar. Hatta eşi de aynı şekilde. Ayşenur'un abisi bugün de Gönül Dağı var demiş iş yerinde. Bayağı herkes seviyor. Güzel ya. Ya bilmiyorum, ben sevemedim derken sevmiyorum demeyeyim. Çünkü diziyi bilmiyorum ne olduğunu. Evet arkadaşlarım, geldik bir videonun sonuna. Şimdi birazcık da sohbet edelim, sonra videomuzu kapatalım, yüklemeyi alalım. Yarın sizinle bir araya gelelim. Yorumları okuduğumda çoğunuz saç rengimi, yani hepiniz hatta beğenmiş. Sadece bir arkadaşımız hani koyu saçın daha güzel olduğunu söylemiş. Kendisine de selamlar, sevgiler. Vallahi yorumları okuduğumda çok mutlu oldum. Hani beğenmenize çok sevindim. Ben de çok beğendim. Yani gerçekten Mehdi Bey ve elemanları, çalışma arkadaşları olsun, bu işi biliyorlar. Gittiğim yer çoğunlukla hani saç boyama üzerine. Kesim de oluyor ama genelde hep böyle boya için geliyorlar. Bundan sonra herhalde gideceğim tek yer orasıdır. Sonra memnun ayrıldım, mutlu ayrıldım. En önemlisi de bir kadın için budur. Hani saçlarımıza çünkü önem verdiğimiz için. Bir de saçımı toplamayın demişsiniz. Evet, ben geldi topluyorum. Çünkü evde ben açık saçla iş yapamıyorum. Çünkü yere dökülüyor. O yerde böyle gördüğüm zaman, gelsene Mikail. Yerde gördüğüm zaman böyle sinir oluyorum. Ama arada sırada da tabii böyle fön çekip karşınıza çıkmak da güzel olur. Sen saçımı beğendin mi? Gel bakayım. Harika olmuş. Gerçekten beğendin mi? Güzel. Gelsene, niye ekrana gelmiyorsun? Nasıl ekranlara çıkmıyorum? Sen de mi? Boykot ediyorum. Niye boykot ediyorsun? Öyle. Hatta şey diyor, farklı geldin diyor gözüme. Hadi akşamlar. Sen de Mustafa gibi yerden böyle sürünerek geç. Sizleri seviyorum arkadaşlarım. Güzel yorumlarınız için, beğenileriniz için, destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın, sevgiyle kalın, Rabbime emanet olun. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. İnşallah videomu da severek, beğenerek, sıkılmadan izlersiniz. Sağlıcakla kalın.